Aman, 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 aman. Bunu bana mı veriyorsun? Ya siz çiçeksiniz. He? Peki. Hadi bak, çiçek olsun. Aramızda olur bir şey var. Efendim gelin gelin yanaşın şöyle. Çekerken geniş alıyor. Geniş arkadaşlar, alıyor. Arkadaşlar biraz geri çıkalım mı? Buyurun efendim. Basın. Gelin arkadaşlar. Yanaşın. Arkadan yanlardan da fotoğraf şeyi geniş alıyor. Evet bak biraz genişliği var. Biraz genişliği var. Biz şimdi Hamzalı köyündeyiz. Hamzalı köyünde burası neresi? Hamzalı İlkokulu. Öyle mi? Burası kaçıncı sınıf? 3, 4, 3 ve 4. sınıflar. Ama ne kadar güzel ya. Hocam, 3 ve 4. sınıflar. Kaç öğrencimiz var okulda? 50. sınıflar. Yapıyoruz, öyle mi efendim? Yani yer vesaire konusunda orası da tabii taşıma merkezi. Evet, ve güzel de olacak. Seneye inşallah öğrencilerimiz kendi sınıflarında kendisi daha az bir mevcut okuyacaklar. Daha az bir mevcut okuyacaklar inşallah. Yani hem burası rahatlayacak, hem orada yeni bir okul, hem burası rahatlamış olacak. İstiyoruz ki her bir sınıfın ayrı öğretmeni olsun, çocuklarımız iyi eğitim alsın, gelecekleri güzel olsun. Her biri, adın ne bakayım? Rabia ne olmak istiyorsun? Evet. Maşallah. Maşallah ya. Vallahi bak şimdi bak biz bugün bu 95 yılında acı olaylar var değil mi? Amcanız, dayınız, halanız işte o menfur saldırıda şehit oldu. Onun anma yıl dönümü vardı oraya geldik. Hepinizin başı sağ olsun tekrar. Acınızı paylaşıyoruz. İçimizden, yüreğimizden paylaşıyoruz. Ama gelirken bak burada ilimizin değerli yöneticileri var. Ben valiyim. Bana vali diyor. Sayın Paşamız, Kolordu Komutanı, tüm askerlerin çevredeki illerin de komutanıdır. Anlayacağınız dilden. Evet. Burada jandarma komutanımız var. Jandarmayı bilirsiniz. Onların o ildeki en büyük komutan, o da bölge komutanı. Bunu tanır mısınız? Evet. O kimdir? Kaymakam. Tamam. Kaymakam Bey, yüz üstünde yüz. Kaymakam kendini tanmış okula ben. Nasıl, gelip gidiyor mu? Evet. Memnun musunuz? Evet. Eli doğru mu geliyor, boş mu geliyor? Doğru. Peki bu kimdi bu? 30 muhtarı. Doğru mu? Çevrede dost köyümüzün bir muhtarı. Bu kimdir efendim? Nasıl, muhtarı nasıl bilirsiniz? Efendim, biz espri yapıyoruz. Böyle yeni yılın, 2013 yılının bu güzel gününde, evet, geçmişteki acıyı hep birlikte paylaştık. Çünkü acılar paylaştıkça azalır. Sevinçler paylaştıkça çoğalır. Dolayısıyla biz bugün acılarımızı paylaştık, azalttık ve aynı zamanda 2013 yılının bu güzel gününde sizlerle birlikte olduk. Böyle hep birlikte. Dolayısıyla sizlere 2013 yılında sağlık, başarı, huzur, birlik, beraberlik, anne babalarınız, ailelerinizle birlikte huzurlu, sağlıklı günler diliyoruz. Oldu mu? Yeter. Bizim sizden ne isteğimiz var? Anne babalarınızın ne isteği var? Neredesin? Okuma. Neden okuyacağız? Bilinçli bir insan olacağız. Niçin bilinçli insan oluruz efendim? Evet, Türkiye'mizi geliştirmek adına. Ülkemiz gelişirse biz de gelişiriz. Ülkemiz zengin olursa biz de gelişiriz. Zengin oluruz değil mi efendim? Ama insanımızı zenginleştireceğiz önce. İnsanlığımızı değerlendireceğiz. İnsanımıza değer vereceğiz değil mi? Ve sizler de biri bilgisayar mühendisi olarak, biri polis olarak, biri sağlık memuru olarak, hemşire olarak, ebe olarak, mühendis olarak, öğretmen olarak, asker olarak değil mi? Herkes değişik bir kısmı muhtar olarak, bir kısmı vali, belediye başkanı olarak değil mi? Kaymakam olarak velhasıl herkes bir mesleği icra ederek ne yapacak?
topluma, millete, başta bizi yetiştiren anne babamıza hayırlı bir evlat olacağız. Sonra çevremize hayırlı bir evlat olacağız. Sonra herkese, yani o edindiğimiz mesleklerle tüm insanlığa hizmet edeceğiz, doğru mu? İnsan olmaktan başka bir çaremiz var mı? Yoktur, çünkü biz insanız, yüreğimizde sevgi var. İnsanları seviyoruz, doğru mu? Evet. Arkadaşlıklarımız nasıl birbirimizle? Sevgi içerisinde yaklaşıyoruz. Saygı, hürmet içerisinde yaklaşıyoruz. Anne babamızı dinliyoruz, doğru mu efendim? Evet. Onun için sizlerin geleceği güzel olacak. Geleceğiniz güzel olsun. Anlaştık mı? Ama çok çalışmak. Siz de istediniz. Çok çalışmak, çok kitap okuyunuz. Kitap okudukça kendinizi geliştireceksiniz. Sınavlarda başarılı olacaksınız. Yani biraz fırlandasın. Ben kendi kızlarıma bakıyorum. Zeynep, al bakalım yavrum. Hayırlı günler de kullar. Hayırlı çiçek. Hayırlı çiçek. Kim? Zeynep tanrı verdi. Zeynep tanrı verdi. Bak. Genel çetin. Hüseyin nedir? Hüseyin. Hadi Tuzla köyü kurtar, tanıdın mı? Sonra da o sana veriyor. Evet, değil mi? Oyuncaklar nasıl? Kendini de. Erkekler için. Al bakayım. Erkek. Onu mu? Onu işte. Peki. Artık onları buraya koyalım. Herkes oradan alacak malzemelerini, öyle mi efendim? Evet. Hepsini getirin verelim. Virgül Aslan. Virgül Aslan. Neredesin? Virgül ya. Virgül bir dakika. Peki. Hemen Zahir Çiçek. Virgül. Hemen Zahir Çiçek. Sayın savcımız bak burada, ben savcımız. Mehmet Zahin. Ya hakim savcı olacak da var mı burada? Bak orada hakim savcı olacak da var. Evet, peki. Peki. Peki hadi. Hayırlı ve uğurlu olsun. Güzel yaşayalım. Birbirimizi sevelim. Derslerimize çalışalım. Geleceğimiz güzel olsun. Hepinize malzeme var. Onlar öğretmeni size verecek. Oldu mu? Öpüyoruz hepinizi. Eve gittiğinizde, ola ki burada anne babası olmayan olabilir, deyin ki bugün okulumuza vali amca, kolordu komutan amca, kaymakam amca ve tüm diğer misafirler geldi, hepinize size selam gönderdi deyiniz hepsi, olur mu? Mekanı öpüyoruz. Hadi hayırlı günler çocuklar. Evet, hepinizi öpüyoruz. Hepinizi seviyoruz. Oldu mu? İnşallah sizler güzel güzel okuma yazmayı öğreneceksiniz. Öğrendiniz. Okuma yazmayı geliştireceksiniz. Matematiklere çalışacaksınız. Öyle mi? Evet. Güzel meslekler elde edeceksiniz. Biriniz hakim, biriniz savcı, biriniz komutan, biriniz var. Komutan. Evet. Alkışlayın bakalım. Abine kendinizi alkışlayın. Hepiniz alkışlayın. Peki, bugün böyle sizin köyünüze ziyarete geldik. Komutan amcanız var, kaymak var ve müdür arkadaşlarımız var. Hepinizi seviyorlar ve sevdikleri için de sizi ziyarete geldiler. Bu manada ve size de sağ olsun. Hadi. Hayırlı olsun. İbrahim Çetin. Zafer Demir. Muhammed Can'ı bul bakalım. Muhammed ne olmuş? Ne olacaksın? İki. Bak burada yapıyor. Gördün mü onu?
Komando mu olmuş? Kul bitirden de bu komutanım. Yer bayağı. Evet, hediyesini verirken. İnşallah değmen olduğunda da göreceğiz seni. Hadi bakalım. Misafirlerden selam götürürüz. Oldu mu? Hadi. Allah'a emanet olun. Hadi bakalım. Komando mu olmuş? Kul bitirden de bu komutanım. Gel. Yer bayağı. Evet, hediyesini verirken. İnşallah değmen olduğunda da göreceğiz seni. Hadi bakalım. Misafirlerden selam götürürüz. Oldu mu? Hadi. Allah'a emanet olun. Hadi bakalım. Nerede kaldı Sayın Valim? Nereden kaldı? Tamam Sayın Valim, hadi bekliyor seni. 5 dakika sonra burada. Sayın Valim, başlayalım. Çömler burası cana gidiyor. Zunova. Zunova, o yolun üzerinde o da. Evet, ama o okulla burada, yani çokun dediğim o. Evet, sayın. O iki katlı, bunun gibi. Evet. Zunova mı orası? Evet, tamam. Taşıma merkezi. Taşıma merkezi. Tamam, bura açılınca ona bir yıkap diyecek. Burası güzel olur. Bakar bakmaz söyler. Kod programları geliyor mu? Evet, sürekli geliyor. Buraya nerede, o nedir? Burayı biz daha tabiatını yapmamız. Hava şartlarından dolayı. Bu böyle olmaz. Tabii onu yapıyoruz. Ben şimdi Allah'ım. Evet. Baktım. Bir iş kendini gösterdi. Evet. Biraz önce jandarma bir işçilik. İşçilik şişirme olurdu ondan da. Doğru mu? Bu okulun işçiliği güzel değil. Şuralar niye öyle? Oralar. Evet, güzel yap. Ya ondan sonra. Ya yarın öbür gün de zannederler ki sen burayı. Projenin içinde vardı, yaptın ya Allah benim evim ne yapsın bu çalanın derler, doğru mu? Bilmez. Hayır yapıyorsan hayrı da düzgün ya. İçirik içirik. Bana söylettiriyorsun. Ben şimdi baktım, ben çok şey konuşurum. Parlatılamazsa burası çok kötü olmuş. İçinin işçiliği, şu oda için söylüyorum, kapı hariç olmak üzere dışarı göre daha iyi. Başarıyı sayın var. Dışarının işçiliği iyi değil. Şu kapının içini de bulamıyorum. Ahırın kapısını şöyle yapar mısın? Ya, değil mi? Olmaz. Bir de ben ağzımın dışarı kaydırdım da yapmadım. Belki uzun yana. Aman efendim. Sayın var. Hiç bile var. Hangi müdahale yapıyor? Sen yapmıyorsun değil mi? Aynı oranda müdahale çıkıp yazdın sonra. Bu kadar hayatımda berbat ve rezil bir iş yapıyorum. Ve maalesef çevre ve şehircilik il müdürlüğü yetkilileri geçti kalın mı? Şimdi onların gereği yapacağız. Bu işler böyle oldu. Hani hep iyi niyetler, tamam olur, hayrolur, yapılır, onarılır, bakıyorsun hep hayır olur. Günlerinde yanlış oldukları yanlışlardan dolayı canı yanmadı, doğru mu? Nasıl bir can? Hukuki, hukuk ne diyorsun ne bir can, doğru mu? Nerede bu tarz? Gel kardeşim, gel. Gel, sen bu işinden anlıyor musun? Ne, senin esas mesleğin ne? Bu işi nereden öğrendin? 8. kurul toplam meclisinde yazılı kantinlerimiz var. Benim yeğenim bir sayı. Peki. Tamam.
Şuraya bir vur bakayım. Bir de buraya vur. Fark var mı? Yani arkasında boş olursa, soğukta bunlar hep aşağı gider. Zor mu? Yani bunu simgesel olarak sana söylüyorum. Kaynakamın bu iş usulünde vurgun yapılmıştır yazısı olacak. Şıvan yazısı diye soruyorum. Şıvanlar şu manası. Hani köşeyi yazın, adamın varsa gider, doldurur geçer. Şimdi bir kez daha söylüyorum. Dışına göre içeride çıkı da dışına da bitirmiyor işte. Yani baktığında daha iyi görüyorum. Dışını dışarıda düzenlemesinde ya orayı adam alıyorsa altını boşamış diye bir kez. Bu arada sen iyi bir adam benziyorsun. İşin kalbi. Aynası içtim kişidir bak bak. Dur mu ben? Aynası içtim kişidir. Lafına bakma. Usta var ya. Usta mı diyor? Usta kişi ne varsa eğerse. Ya şunu söyle. Ya iyi de yani diyorum ki bir adam çok güzel. Hemen koş herhalde. Buradan mesela buradan hızlıca gider ayağı bir takılsa bak şurada. Eski arkadaşlar bizi uyardılar. Onu da düzeltmeyeceğiz. Yani bir kere uyaran adam bayılmışsa yeni gördüm abi. Yok yani. Mertemiz. İmza atma abi. Çocuklar size gireyim. Niye çocuklar? Gel aşağıya. Yani sen de köy muhtarı olarak uzağa gitme. Gel. Gel kardeşim. Gel. 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 Şöyle gel. Çocuklar. Öne geç. Gelin önüne. Ona gel. Ona gel. Ona gel. Biraz yere çıkalım. Bir fotoğrafa girelim. Bir tane var. Sen çek bakalım. Tamam. Hadi bakalım. Hadi arkadaşlar. Evet, hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir mekana asla abi. Okulla karıştırıyorum. Su. Kaymakam Bey sen bunu incele. 2013 yılı içerisinde nasıl bir yardım sağlayabiliriz? Gerçek manada buna yardımcı olun. Bir bakalım. Sözü şöyle veriyorum. Evet, inceleyeceğiz. Su kaynağı getirme imkanları bizim imkan kabiliyetimiz içinde ise ki oluşturabiliriz, o zaman katkı sağlayalım. Su gibi aziz olalım. Peki. Efendim? Allah'a emanet olun. Peki. Sayın Başsavcım. Gelin bakalım. Nasıl? Hafta sonu da seni rahatsız ettik ya. Nasıl değil misin? İyi, sağ ol. 5 yıldır yani yeni yıla girdik. Bir tanesi geldik. Kısmet olmadı ya. Buraya bir kaç kere geldik sen buraya. Gelemedik hep böyle oldu. Hayırlı olsun. Aynı hizmetler olsun. Sağlık, afiyet, huzur içerisinde güzel hizmetler vermek. Allah nasip etsin.